Merhaba arkadaşlar ben Rüştü Hoca Müthiş bir video ile karşınızdayım Yazım kurallarının artık son videosu biz zahmet bitirelim ya yazım videolarını Artık noktalamaya geçelim ondan sonra yine karmalar Vesaireler bir sürü video inşallah sizi bekliyor olacak Uç sözcükler videosu bir öğrencinin mesajı üzerine. Allah var bu videoyu hazırladım. Kendisi de mutlaka yorum yazacaktır. Ee, hocam dedi yani böyle çok yeşil zeytin, yeşil soğan gibi böyle garip garip ne alaka hocam neden bitişik dediğimiz kelimeler var dedim. Ya da nasıl yazıldığını tam bilmediğimiz. Ben de oturdum Allah var tek tek Türk Dil Kurumu'nun sitesinden tek tek bu kelimeleri kontrol ede 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 notları çıkardım. Öyle böyle değil hocam. Müthiş kelimeler var. Haydi başlıyoruz. İlk sayfayı inceleyelim. Şalter kelimesi. Hani şarter diye de yazan şunun R'li yazıldığı kelime bu. Şarter şeklinde şalter ifadesinin doğru yazımının bu olduğunu vurgulamış olduk. Tesbih kelimesini dikkat. Rüştü Hoca'dan yüz sözcükte yazdığımı hatırlıyorum. Tesbih değil de tesbih olduğunu orada söylemiştim ama özellikle buraya katma ihtiyacı hissettim. Bak şimdi hocam şov sözcüğü geliyor. Öyle böyle değil. Ataş. Hocam bu ah bir ataş verdi ki ataş mı bu? Hayır canım. Bu senin defter kıvırışmasın diye taktığın ataç yok mu ataç? Senin ataç dediğin, benim de çoğu zaman ataç dediğim şey. Ataş, ataş. Defteri böyle tutturgaç diye geçiyor hatta Türk Dil Kurumu. Buna tutturgaç diyor. Defter kıvırışmasın diye takıyorsun ya. işte o hocam. Ataş, ataş. Hatta dur dur videoyu için rahat olsun. Al telefonu eline. Ataş tdk diye yaz bakalım neler çıkıyor karşına. Tutturgaç diyor. Senin ataç dediğin şeye. Aman hocam bence muhteşem bir sözcük. İnan senin de benim de ilk aşamada bir çat diye görebileceğimiz bir sözcük değil. Hep ataç diye bildik şimdiye kadar. Bence bu videonun en can alıcı sözcüğü. Ama neler neler var. Bak daha şov var. Adale mesela. Adele şeklinde yazıyor değil mi? Adele ağrıları, kas ağrıları falan deriz ya. Adele. İşte onun adale şeklinde yazıldığını söylemiş olduk. Mahcup dediğimiz ama mahcup diye yazılıyor. Hocam bu B olmayacak mı diye sık sık sorduğumuz sözcüğün orijinal hali. Merta bismillahirrahmanirrahim hocam. Hocam bismillah buna da bir kalp lazım. Hani şu mefta dediğim var ya senin. İşte o. Ya vefat. Vefat etti. Mefta diyoruz ya. Aman hocam. Mevta olacak bence bu sayfanın iki muhteşem sözcüğü. Bak sen bundan sonraki sayfaya. Neler neler var. Çok net söylüyorum. Şok olacaksın. Şok. Hazır olacağım. hocam. Her sözcükte yok artık diyeceğin sayfa geldi. Kerli ferli. Bu ne hocam? Ya sen demiyorsun. Kelli felli adamlar gördüm falan filan. İşte o. Kelli felli diye bir şey yok hocam. Hani dersin ya böyle kilolu uzun boylu kelli felli adamlar geldi. Kelli felli diye bir şey yok hocam. Kerli ferli. Özellikle baktım bu sözcüğe de muhteşem. Şimdi herkesi göz yaşına boğacak. Yok artık canım dedirtecek sözcük. Hani senin boy post dediğin var ya boy post dediğin işte o boy boss şeklinde. Ne sen ne ben şimdi Allah var yalan yok böyle hiç yazmıyoruz değil mi? Hatta kullanmıyoruz da. Post diyen var. Şurayı postlu okuyan bir milletiz biz. Boy boss'u nasıl böyle kabulleneceğiz hemen değil mi? Bize çok garip gelecek. Kerli ferli bence muhteşem ötesi yok hocam. Boy, Boybos mükemmel. Kuru yemişe saygı duyuyoruz. Araya sıkıştırmış oldum. Ayrı yazıldığını. Doğalgaz var bir de aklıma gelen şu an. O da ilginçtir. Abi. O da ayrı yazılır. Palyaço dikkat. Hani bizim palyanço dediğimiz değil mi? Küsurat. Hani küsurat dediğimiz var ya küsür küsür, küsür diyen var, kusür diyen var. Bir sürü e bunun durumu var tabi ama küsür kelimesi. Arta kalan değil mi? Küsuratını verdim. Küsurat. Lütfen cepte kalsın. Maktul yine çok çok iyi arkadaşlar. Maktul katledilen, öldürülen anlamında. Maktul desek de hatta çoğu zaman maktul yazsak da bunun maktul olduğunu bir daha bir daha vurgulamış olayım. İnanın arkadaşlar yeminle söylüyorum buraya yazarken yok artık ya deyip bir daha bir daha Türk Dil Kurumu'na baktığım sözcükler bunlar. Ya mesela kelli ferli için herhalde Türk Dil Kurumu'na bir 40 kere yazıp yazıp yok artık canım demişimdir. inanın. yani bana çok garip gelen sözcükleri topladım size. Başlığı çok ispat ediyor uç sözcükler diye boşa söylemedik. Devam ediyoruz şov sözcüklerine artık açık kapı kalmasın yazımdan soru kaçmasın hocam bak. Kapüşon bu ne hocam? Hani kapşonlu deriz ya kapşonlu şapkası olan böyle arkadan kapşon dediğimiz şey aslında kapüşon. Yüzyıldır var ama bu için rahat olsun. Ya bu çok yeni bir sözcük değil. Rahat bir 10 senesi var benim hatırladım. Bayağı kelimesi sıradan anlamında bayağı şeklinde. Biz genelde yumuşak G ve ı'yı koymuyoruz maalesef yazarken. Ben özellikle dikkat ediyorum ama genel olarak bayağı şeklinde yazıldığını gördüm. Buraya da taşıdım. Mağma değil de magma değil mi? Coğrafyaya bir gönderme yapmış olalım buradan. Mağma değil magma şeklinde yazılacak. Bilir kişinin bitişik yazılması bence bu sayfanın en harika görüntüsü. Erozyon mu hocam ne alaka? Erezyon mu erozyon mu değil mi? Bu çift oğlar aklınızda kalsın arkadaşlar. Mesela dinozor gibi. Ya da çok saçma olacak belki ama kolonya gibi. Bu çift oğlar lütfen böyle bir çağrışım yaptırsın olur mu birbirine? Poğaça. Hani bohça yazarlar ya bohça bugün bohça yedim diyen bir annenin babanın çocuğuyuz. Dikkat bohçaya gitme poğaça diye yazma. Ne ne halleri var aman Allah'ım. Poğaçanın ne halleri var. Egzoz kelimesi gibi bu. Kırk türlü halini görürsün bir tane poğaçacıda. Dikkat poğaça şeklinde yazıldığını söyleyelim. Bu da yıldız konulabilir. Erozyona yıldız konulabilir. Bence erozyon ve bilir kişi bir köşeye kesinlikle hepsi kaydedilecek ama bu ikisi kesinlikle unutulmasın. Bak çok net söylüyorum hocam artık sınavda soru kaçmamalı. Bu videoları şöyle 3-5 defa baştan sona izleseniz zaten unutma şansınız yok hocam. Yazım kurallarında bizim en büyük sıkıntımız doğru yazımları hiç görmüyor olmamız. Erozyon adam hiç görmüyor. Hiçbir yerde yani görmemiş, doğru yazımını görmemiş ya da yanlışları görmüş bir şekilde. Sınavda erozyon kelimesi bir geliyor. Ulan oğlu muydu, eğli miydi, ağlı mıydı? Düşün Allah düşün. Çünkü kafada doğru yazım yok. Bu videoları not etmeseniz dahi tabii ki ederseniz zaten şov yaparsınız da not etmeseniz dahi 3-5 defa şöyle bir dinlemeniz. Bir kulaklığı takıp şöyle adam akıllı ya da arkaya yaslanıp elimizde çayla bir dinlememiz şunu görmeniz dahi inanın sınavda yok ya evet bu böyleydi. Kesin tabi üye olacak falan gibi izlenimler yaratacak. Sınavda hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu sene yazımdan sonra kaçıran Mümkün değil karşıma çıkmayacak hocam. İçimiz çok rahat. Yeşil soğan işte yeşillere gönderme yapmaya başladık. Öğrencinin vurguladığı sözcük buydu. Hocam bir yeşil zeytin, yeşil soğanın geçtiği bir video çekseniz dedi. Ben de gaza gelip ne kadar e, ilginç uç sözcük varsa topladım. Yeşil soğan birleşik yazılıyor. Bitişik daha doğru ifadeyle. Yeşil zeytin bitişik yazılıyor. Ayrı yazılan siyah zeytin var. O bir sıfat olarak kullanmış. Bu onun cinsi olarak kullanılmış artık burada. Yeşil zeytin bitişikken siyah zeytinin ayrı yazıldığını biliyoruz değil mi? Aman dikkat. Akupunktur müthiş Şimdi ben bu üçlüye kesinlikle yıldız koyarım abi. Hiç affetmem. Akupunktur demiyor muyuz abi biz buna? Akupunktur çok acayip bir yazıma sahip. Seremoni şu an hikayemde var arkadaşlar. Instagram hikayemde şu an görme ihtimaliniz var. Seremoni dediğimiz değil mi? Seremoni. Sükutu hayal. Aman Allah'ım. Şu U'yu Ü yapanlar. Şuna şapka koyup sükut diyenler. Şunu kısa çizgiyle ayıranlar. <laughs> neler neler var. Aman Allah'ım. Şov sözcüğü değil mi bu? Yani sınavda gelse hepimizi ağlat hocam. Ben oturur ağlarım açık söyleyeyim. Sükut hayali sınavda sorsa yani vereceğim tek tepki olabilir. Panorama aman Allah'ım. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Bu nasıl bir sayfadır? Altı sözcükte bir insanı şaşırtır mı ya? Hadi bir tanesini biliyorum da ya. Hadi şu yeşil zeytini hatırladım bir yerden de diğerleri. Müthiş değil mi abi bu sözcükler? Panorama. Panorama dediğimiz şey değil mi bu? Panorama. Değil mi? Panorama çok ilginç. Bu şey gibi çok sık karıştırdığımız sezeryan yerine sezaryenin doğru olması, vejeteryan yerine vejetaryen ifadesinin doğru olması bizi nasıl şaşırtmıştı? Bu da ona çok benziyor. Peki hocam sona doğru yaklaşıyoruz. Show bitmiyor. Harika sözcükler var. Herkese ağlatan sözcükler var. Neyin peşindesin hocam bu kadar artistik kelimeler seçtin? Tahterevalli. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Tahtıra belli dediğimiz, tahtıra valli dediğimiz, tahtır şurayı ığlı söylediğimiz sözcük değil mi bu? Değil mi? Tahtere valli çok iyi. Ampul ifadesini özellikle aldım. Ampül şeklinde ülü yazanlar var. Çok artistik bir kelime değil yalnız. Stepne burada havalı olabilir. İstetme dediğimiz, stepne dediğimiz. Aman Allah'ım stepne, stepne dikkat. Rögar. Hocam bu ne? Hani senin bu lagar dediğin? ya da lögar kapağı dediğim böyle kibarlaştığın rögar ya bismillahirrahmanirrahim. Eminim daha önce hiç görmedin. Bana da çok garip geliyor bunun yazımı ama yapacak bir şey yok. Afili kelimesi mesela. Afilli diye kullanıyoruz değil mi? Afilli, çok afilli birisi. Afili olacak. Tek L yazılıyor. Tek L aklımıza neler gelecek? Sakın unutma. Tek L'li kullandığımız kolektif cepte kalsın. Entelektüel kesinlikle cepte kalmalı. Hiç ağlama hocam. Göz yaşlarını sil dinlediğine değecek. Mükemmel bir üçlü burası. Tek L'li. Hafriyat. Aman Allah'ım. Harfiyat dediğimiz, harfiyat dediğimiz, harfi fiyat dediğimiz... <laughs> neler neler var değil mi burada çok acayip kullanımlar var her sayfa bence önemliydi Allah razı olsun ee, hocamız daha doğrusu öğrencimiz bir öğrenci bu mesajı attı hocam böyle bir sözcüklerin olduğu böyle sözcükleri taşıyan bir video taşı çekelim konuşamadım ee, tamam dedik eyvallah süper bir mesaj üzerine bakın neler kazandık 10 dakikayı bulduk mükemmel kelimeleri topladık hocam bundan sonra ne bekliyor hocam bizi noktalama işaretlerini hazırladım noktalama işaretleri bekliyor bence yeter yazımla ilgili bu kadar anlatım yani yazımın çalışmasının sonu yok yani yani yazım çalışması 8 10 15 20 30 desem de devamı gelir ama zaman çok değerli bizim için biliyorsunuz. Erken bitirelim konuları. Sonra böyle takıldığınız ekler, çok önemli ekler ya da ne bileyim işte e, özetler, genel tekrar kampı zaten Mart'ta inşallah başlayacak. Yani show başlayacak. Show bizi bekliyor. E ben sıradan bir anlatım yapacağım ama siz o show sözcüğünü sınavda inşallah gerçekleştireceksiniz. Onun için çabalıyoruz. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.